Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir yumakla gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu patiğin yapımını paylaşacağım. Patiğimiz böyle önünde 3 tane gülü olan, 2 yaprağı olan ve sık iğneden, tamamı sık iğneden oluşan bir model. Gerçekten çok şık, ayakta duruşu çok güzel, bohçalarda, çeyizlerinizde harika. Gittiğiniz oturmalarda giyebileceğiniz gerçekten çok kokoş, çok süslü, çok şık bir model oldu arkadaşlar. Şöyle önünde çiçek olmayanını göstereyim, paylaşayım sizlerle. Bakın, gördüğünüz gibi sadece sık iğneden oluşmuş. Birazcık zorlayabilir sizi ama böyle kalıp gibi oturan çok güzel bir patik elde etmiş olacaksınız. Ve gerçekten de çok sipariş getiren bir model arkadaşlar. Mutlaka yapmalısınız. Yapın yapın, satın, çeyizlerinize koyun diyorum. Kullandığımız malzemem Naku pırlanta kullanıyorum patiğimde. Naku pırlanta kullandım. Bu güllerin yapımında da bakın rengi burada 106-39 şeklinde. Diğer bej rengim de yine Naku pırlanta arkadaşlar. Bu taban rengim de Naku pırlanta. Bütün iplerim yeşilde. Bu yaprakta kullandığım da Naku pırlanta. Tığım da 2,5 milimlik 4 numara 2,5 milimlik bir tığ arkadaşlar. Evet, şimdi patiğimiz 38, 37, 38 numara için yapılmıştır. Yine videomun içerisinde büyük yaşlara nasıl uyarlanması gerektiği ile ilgili bilgileri verdim. Takip edebilirsiniz izleyerek. Evet, şimdi yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Dilerseniz yapımına başlayalım. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, şimdi patiğimizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle patiğimiz için 15 tane zincir çekeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu 15 zincirimizin üzerine 12 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1 Şöyle ilk zincirden başladım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, 12 tane zincir çektim. Burada fazla zincir kalabilir. Hiç önemli değil arkadaşlar. Evet, 2 zincir çekiyorum. Ve hemen bakın 15'incinin şu karşı taraf 12. sık iğnemin karşı tarafına sık iğne olarak geçiyorum. Bunların karşılarına yine yapıyoruz. Patiğimiz sadece sık iğneden oluşacak arkadaşlar. Başka hiçbir teknik yok. Şimdi bu şekilde geliyorum. Son zincirime de, yani son sık iğnemin karşısına da atıyorum. Sık iğne olarak 2 zincir çekip birleştiriyorum arkadaşlar. Sadece birleştirmeyi bu sırada yapacağız. Artık diğer sıralarda birleştirme yapmayacağız. Döne döne gideceğiz arkadaşlar. Bu yüzden de şöyle öncelikle burada bir zincir çekiyorum ve şu birleştirme yapmış olduğum yere bir ip takıyorum. Bunu takıyorum çünkü yerime, hani nerede birleştirdiğimi, sıramın başının neresi olduğunu anlamak için o ip orada dursun. Evet. Bakayım, yanlış yere mi taktık?
Şu son ilmeğime takacağım arkadaşlar. Oradaki o iki zincir çektiğiniz yuvaya değil, son sık iğnenize batın. Evet. Orada duracak. Şimdi devam ediyorum. Hepsini böyle tek tek batarak, yani sık iğne yaparak devam ediyoruz. Burada iki tane zincir çekmiş olduğum yere kadar. Evet, bakın iki tane zincir çekmiş olduğum yere geldim. Şimdi bu iki zincir çekmiş olduğum yerin şöyle ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Burada artırma yapmış olduk. Sonra yine devam ediyorum arkadaşlar. Hepsine tek tek batarak devam ediyorum. Artırmalarımızı sadece başlarda ve sonlarda çekmiş olduğumuz iki zincirlerin içerisine yapıyoruz. İki zincir çekiyorum, oraya batıyorum. İki zincir çekiyorum ve yine aynı yere bir tane daha batıyorum. O şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçelim. Orada da yine göstereceğim. Sık iğne olduğu için örmekte biraz zorlanabiliriz. Evet, bakın şurada yine iki zincir çekmiş olduğumuz yere geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın burada birleştirmiştik ama artık birleştirmiyoruz ve devam ediyoruz. Örmeye şöyle yine sık iğne batarak bütün ilmeklerimize devam ediyoruz. Bunu yapıyorum çünkü sık iğne olduğu için döne döne gidebilirim. Böylelikle ek yeri de, yani şu başlama yerindeki o çizgi de gözükmemiş olacak. Şimdi devam ediyorum. Artırmamı devam edeceğim. Hepsine tek tek batıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi yine iki tane zincir çekmiş olduğum yere geldim. Sık iğne olduğu için çekmiş olduğum zincirin pek belli olmuyor ama siz elinizde bunu fark edersiniz. Buradaki zincirim köşelerde çekiyoruz. Eğer hani ben göremiyorum derseniz buralara yine buradaki gibi iplik bağlayarak yerlerini sizin için kolaylaştırabilirsiniz. Şimdi ben bu yuvanın içerisinde bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Yine yuvamın içerisinde bir sık iğne yaptım. Ve burada bu tarafta ve bu tarafta artırma yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi yine örgüme devam ediyorum. Evet, tabanımız, uç kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Bakın şimdi size. Bakın bu şekilde. Görüyor musunuz? Hep sık iğne şeklinde. Bunun üzerine tabii ki şöyle güllerimizi oturtacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Böyle kalıp gibi ayağa oturan gerçekten çok güzel bir model. Yaptığınız zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet, şimdi yine köşeye geldim. İki tane zincir çekmiş olduğum yere geldim. Bakın bunun içerisinde bir tane sık iğne yapıyorum, iki zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar sık iğne yapıyorum, bir tane yapıyorum, devam ediyorum örmeye. Yuvamın içerisine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Yuvalar hep bu şekilde ta ki sanırım 20, sanırım 8 sırada 50 tane oluyor ama ben bu şekilde yaparak, hani sıra sayısını saymadım, 50 tane olana kadar örüyorum. Yani şuradaki yapmış olduğumuz zincirler 50 tane olana kadar örüyorum arkadaşlar. Evet, yuvamın içerisine geldim. Bir sık iğne, iki zincir, tekrar bir tane sık iğne ve bu şekilde birleştiriyorum.
Yani devam ediyorum, sık iğne örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimi böyle tek tek batarak örgümüzü devam ettiriyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir işlemimiz yok. Çok sıkı sıkı örmeyin. Zaten sık iğne olduğu için ve ipinden de kaynaklı bir sertlik söz konusu zaten. Evet, yine yuvamın içerisine geldim köşede. Yuvamın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum tüm sık iğnelerime batarak. Böyle dönüyoruz. Hepsini tek tek batarak öreceğim. Şimdi yuvamın içerisine geldim. Bir sık iğne, iki zincir ve bir sık iğne. Şimdi bir üst sıradan sayalım bakalım kaç tane olmuş. Sizler de yaparken benimle birlikte sayın arkadaşlar. Bunun için de şöyle sayacağız. Öncelikle şu uca kadar gelelim. Yuvamın içerisine bir sık iğne, iki zincir ve bir sık iğne. Şimdi şu alttaki ipimizi yukarıya taşıyacağız ve ilmeklerimizi sayacağız. Şöyle üste taşıyorum onu. Yine aynı hizada. Olacak şekilde aynı hizada taşıyorum arkadaşlar. Ve buradan itibaren ilmeklerimizi sayarak öreceğiz. Evet, bu taktığım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. yuvamın içerisine 2 zincir. Tekrar yuvanın içerisine batıyorum. 18. Devam ediyorum. 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yuvam içerisine 39, 2 zincir, yuvam içerisine 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 tane olmuş. Şimdi yine bu sırada da artırmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Yine sayıyoruz. Çünkü 48 tane olması gerekiyor. Toplamda bir üst sıradaki şu uçlardaki artırmaları yapmayarak da 50'yi tamamlayacağız. Şimdi yine sayıyorum. Bakalım kaçıncı sıramız? Size sırada vereyim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıramızı yaptık. Şimdi 7. sıramızda devam ediyoruz. Tekrar sayacağım. Ama yine tabii ki ipimi yukarıya alacağım çünkü sayarken hani birleştirmediğimiz için yanlışlık olmasın diye ipimi yukarıya alıyorum. Evet, şimdi yine sizler de sayın. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yuvamın içerisine batıyorum. 18, 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvamın içerisine 19. Devam ediyorum. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, yuvamın içerisine 42, 2 zincir, tekrar yuvamın içerisine 43, 4, 45, 46, 47 ve 48 arkadaşlar. Evet. 9. Zincirime geldim. Şimdi bu sırada yuvaya kadar gelelim arkadaşlar. Artık artırma yapmıyoruz. Çünkü 48. Şimdi yuvalarda da birer tane yapacağız. 50'ye tamamlamış olacağız. Bu uç kısmımızı. Eğer hani 39-40 numara yapacaksanız bu sırada artırma yapın arkadaşlar. 39-40 numara için yani 50 ise 54-58 gibi yapabilirsiniz. Şimdi bu uç kısma kadar gelelim. Evet. Bakın 2 zincir çekmiş oldum. Artırma yerime geldim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Zincir çekmiyorum. Yuvaya bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bunu da örelim. Diğer yuvaya kadar gelelim aynı şekilde. Evet, diğer yuvama kadar geldim. Buraya da bir tane batıyorum. Ve yine hepsine tek tek batarak devam ediyorum arkadaşlar. Artık artırma yerimiz bitti. Buradan yukarısına düz devam edeceğiz. Yani hepsini böyle tek tek bütün sık iğnelerimizin tepelerine böyle tek tek batarak örgümüzü devam edeceğiz. Artırma yapmadan şimdi şunu buraya taşıyorum arkadaşlar. Ve toplamda 21 sıra. Şu önü için bakın önümün uzunluğunu görüyorsunuz. Ben 21 sıra yaptım. Yani şu ipimi taktığım artırma yapmadığım yerden itibaren toplamda 21 sıra ördüm arkadaşlar. Ve bu şekilde oldu. Hani daha kısa şuralara falan gelmesini istiyorsanız daha az yapın. Yani ayağınızı ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle tek tek batarak. Yani bütün ilmeklerimizi tek tek batıyoruz. Şu işaretimizi takmış olduğumuz yerden itibaren 21 sıra yaptım. 39-40 numara için bu sıra sayısını artırın. Evet, şimdi bakın böyle hepsine tek tek batarak öreceğim. Artık artırma yapmıyorum. Hepsini tek tek batarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir işlemimiz yok. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Hani başka hiçbir işlem yapmadığım için. Şöyle bakın devam ediyorum. Şimdi evet devam edelim. Zaten bu hani böyle artırma yapmadan ördükçe toplanacak, yuvarlaşacak bu uç kısmınız.
Bakın hepsini tek tek batarak örüyorum. Bu ipimizi buradan hiç almayalım. Buradan sonrasını sayacağız. Bizim için daha kolaylık olacak arkadaşlar. O yüzden o ipimiz orada dursun. Evet, bu şekilde devam edip 21 sıra şu çizgiden itibaren, yani şununla birlikte şundan sonrası 21 sıra örelim. Evet arkadaşlar, ben 21 sıra ördüm. Bakın bu şekilde oldu benim patiğimin ucu. Şimdi burada şu arkasının dönüşünü yapacağız. Arkasını şöyle bir göstereyim size. Arkası da sık iğne olacak arkadaşlar. Bunun için öncelikle şöyle 10 ortada 50 tane pardon 10 tane sık iğne bırakacağız. Bunu nasıl ortalayacağız? Şöyle patiğimizi şöyle ortaladık. Yani şöyle dümdüz bir şekilde katladık. Zaten katlı. Şuradan 7 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İsterseniz işaret takabilirsiniz oraya. Buradan da 10 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi tekrar bir sayacağım. Diğer tarafta 7 tane mi kalıyor? Çünkü ortalaması ve eşit düşmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Eşit kalıyor. O zaman şurada saydığım 7.den ilmeğimi takıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Aynı olduğu yere bir tane daha sık iğne yapıyorum ve sabitledim. Çekiyorum. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bunu bir tane sık iğne olarak sayıyorum. 2, 3, 4, 5. Bunu da arkada yürütün. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bütün sık iğneleri batıyoruz. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bakalım bir tane daha yapalım. 41. Şimdi bakıyorum, sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Evet arkadaşlar, 41, 42 tane yaptım. Ve burada 42 tane yaptım. Önde 10 tane kalıyor arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. Ve bir zincir çekip şöyle hemen dibine batıyorum. Bu bir tane olmuş oldu ve yine sık iğnelerimi devam ediyorum. Sizin eğer burada 42 tane kalmadıysa, bazen hani ilmekler eksik gelebilir, fazla gelebilir. Bunlara hiç sorun etmeyin arkadaşlar. Sadece önde 10 tane bırakın. Burada 42 de olabilir, 43 de olabilir. Yani hani fazla da gelebilir. Sorun yok. Aynı o şekilde devam edin. Ama diğer eşini de aynı şekilde yapmaya çalışın. Mesela diyelim ki eşi 41 oldu. Burada 43 oldu. 41 olduysa eşi, onu zaten 42'ye tamamlıyoruz.
Burada 42 ile hani yaptınız, diğer eşinde 42 oldu, 42 yapın. Ama daha fazla oldu, o zaman burada bir eksiltme yapabilirsiniz ki diğeriyle dengelensin. Yani sayılar öndekiyle diğer iki eşte sayılar aynı olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Evet, şimdi yine döndüm, döne döne bunu yapacağız. Yani bir diğer tarafa, bir bu tarafa sık iğneyle devam ediyorum. Artık artırma eksiltmelerimizi yapmıyoruz. Sadece şu uç dönüş yerlerine dikkat edeceğiz. Bir zincir çekeceğiz, dibine batacağız ve döneceğiz. Bu kadar. Şimdi oraya kadar, şuraya kadar bir gelelim. Eğer arkadaşlar 41 ise 42'yi tamamlamak için şöyle bir yere iki kere batarsınız. Bunu artırmış olursunuz. Yani bir tane fazlalaştırmış olursunuz. Bu kenarını daha yüksek yapmak istiyorsanız eğer 44, 45 o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şu uca kadar gelelim. Evet, uç kısma kadar geldim. Sondaki zincirime şöyle bir tane batıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Ve bakın hemen dibine batıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen dibine batıyoruz. Eğer dibine batmazsanız eksiltme yapmış olursunuz. Evet, şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda topuk kısmına gelene kadar, yani ayağınızı ölçün. Şu topuk kısmı için 3 sırada kesim yaptım. Onun için 26 sıra ördüm arkadaşlar. Bu topuğumuz için 26 sıra ördüm. Ve topuk kesim işlemine başladım. Ama tabii siz ayağınıza ölçerek yapmanızı öneririm. Çünkü bazen hani el çok sıkı olabiliyor. İpinizde farklı bir markanızsa fark edebilir. O yüzden ayağınıza ölçerek yapmanızı öneririm. Şimdi ben 26 sıra öreceğim. Ondan sonra da topuk kısmıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıra sayımı tamamladım. Şimdi topuk kısmına geçeceğiz. Toplamda 42 tane sık iğnemiz var. Bu 42 sık iğnenin 6'sı ortada kalacak. Ve kenarlarda eşit sayıda kalacak. 42, 6'yı çıkarıyoruz. 36, 36'nın yarısı 18. 18 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Bu topuk kısmını daha farklı şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde daha kolay ve daha iyi durdu. Bakın, gayet güzel durdu. Toplamda 3 sıra topuk kısmını yapacağım. Normalde trabzanlı olan uçtan başlamalı topuk kısmı gibi yapacağım. Ancak onda bu ortada 6 tane sık iğne yapıyorduk. Burada zaten örgümüz sık iğne olduğu için ortadaki 6 ilmeğimizi 3'e düşüreceğiz. Şimdi 18 tane saydık. 6 tane ilmeğimiz var. Şöyle şimdi eksiltme yapıyoruz. 6 sık iğneyi 3'e düşüreceğiz arkadaşlar. Battım çektim tımda 2 tane var. Battım çektim tımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Batıyorum çekiyorum tımda 2 tane var. Batıyorum çekiyorum tımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Battım çektim tımda 2 tane var. Battım çektim tımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Daha sonrasında yine 18 tane sık iğne yapacağım. Bu topuk kısmı bütün patiklerde aynı şekilde, yani bu trabzanlı olan patiklerde aynı şekilde yapılıyor. Bu kaç tane ilmeğiniz varsa 6 çıkıyorsunuz ve kalan ilmeğimizi 2'ye bölüyoruz. O yüzden çift sayı olması gerekiyor. Şimdi burada da örneğimiz sadece sık iğneden oluştuğu için direkt kesime geçtim. Ancak yine topuk kısmını ben 3 sıra yaptım. 2 sıra ile bitirdiğimde hoş bir görüntü olmadı. Söktüm, 3 sırada bitirdim. Şimdi dönüyorum. Tekrar ortaya kadar geleceğim.
Ortaya kadar gelelim. Yine sayalım yine. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane sık iğne yaptım, ortaya geldim. Arkadaşlar, burada normalde diğer patiklerimizde şöyle ortaya batıyorduk. Burada da bir kesim yapacağım arkadaşlar. Kesim yaptım. Yani alttaki gibi bakın, batıyorum, çekiyorum, 2 tane var. Tekrar batıyorum, çekiyorum, 3 tane var. Tek seferde topladım. Yanındakine de bir tane sık iğne yaptım ve devam ediyorum. Topuğumuzu da bu şekilde yaptım. Evet. Toplamda 3 sırayla gayet düzgün durdu. Yani bu şekilde daha güzel oldu. Evet. Şimdi döndüm. Tekrar ortaya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, ortaya kadar geldim. Yani 18 tane sık iğne ördüm. Şimdi şöyle ortasındakini şöyle bir tane batıyorum ve topluyorum. Tekrar 18 tane sık iğne yapıyorum ve sıramı bitireceğim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şöyle tutuyorum. Katlıyorum. Ters taraftan topumuzu birleştireceğiz. Şöyle karşıya bir tane batıyorum. İçinden çıkart. Bir zincir çektim. Bir buradakinden, bir karşıdaki ilmekten alarak sık iğne ile birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın, bu ilmekten alıyorum ve karşıdaki ilmekten alıyorum. Yani eşit bir şekilde. Şöyle sık iğne ile birleştiriyorum. Bu patiği yaparken eliniz ağrıyabilir, parmaklarınız acıyabilir. Çünkü gerçekten çok meşakkatli bir patik. Sadece sık iğne üzerine kurulu bir patik ve sık iğne üzerine olduğu için de ilerlemiyor. Ama sonuç muhteşem arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Çeyizlik olarak çok şık. Ayaklı duruşu çok şık. Çiçeklerimizi de dikeceğiz. O zaman göreceksiniz ne kadar şık olduğunu. Evet, şöyle bir bakayım. Evet. Şimdi ipimizi kokuracağız. Bunu böyle içeriden yok edeceğim arkadaşlar. Evet, bakın, birleştirdim, döndürdüm. Topuk kısmımız gayet hoş oldu. Evet. Bakın, esniyor arkadaşlar. Bu şekilde esniyen ayağı giydiğinizde ayağınızın formunu alacaktır. Yani hani biraz zor giyiyor, girmesi gerekiyor ayağınıza. Çünkü çıkmaması için, zamanla esneyeceği için ayağınızdan çıkabilir. O yüzden ben böyle hani ayağı birazcık zorlayacak şekilde girmesini tercih ediyorum. Evet, şimdi şu üst sırasını yapalım. Kenarını döneceğim. Şöyle arkadan ipimizi takıyoruz. Ve şu bütün sıralara tek tek batarak sık iğne ile dönüyorum etrafını. Şekilde sık iğne ile etrafını dönüyorum. Yani bütün sıralarımıza batıyoruz. Toplamda ben bunu 2 sıra yaptım. Hani siz daha fazla da yapabilirsiniz. 2
Sıra gayet ideal oldu, güzel oldu. Evet, şimdi dilerseniz şöyle her ilmeğin, her sıranın tepesine batarak sıramızı dönelim. Sonra bir sıra daha gidelim ve patiğimizin ana gövdesini tamamlamış olacağız. Çiçeğin yapımını ve yaprak yapımını sizlerle paylaşacağım. Sonra patiğimizi dikeceğiz. Bakın normalde şöyle bir tane çiçekli de bunu yapabilirsiniz. Ama benim hani isteğe göre şöyle iki. Bakın iki çiçekli de gayet güzel oluyor. Ama ben üç çiçekli yapacağım. Göreceksiniz. Hani istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tek çiçekli de güzel oluyor. Çiçeklerimiz de çok güzel. Deneyin mutlaka. Farklı renklerde yapabilirsiniz. Benim siparişim vardı bu renklerde. Yaparken de sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Şimdi bu şekilde iki sıra örelim. Sonra ipimizi koparıp çiçeğe geçeceğiz arkadaşlar. Çiçeğin yapımına geçelim. Evet, şimdi bir tanesini diktim, bir tanesini de bu şekilde arkadaşlar. Bunu da çiçek dikeceğiz şimdi. Bakın şu diktiğimi şöyle bakın gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu çiçeklerin nasıl yapıldığını paylaşayım sizlerle. 50 tane zincir çekiyoruz. 3. Evet, 50 tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. 3 tane, 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve aynı yere, bu trabzanı yapmış olduğumuz yere bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincirimin tepesine trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum ve bu trabzanı yapmış olduğum aynı yere trabzan yapıyorum. Bakın burada V şeklini almış oldu. İpimi doladım. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincirime trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha yapıp burada bir V oluşturuyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4.'ye trabzan yapıyorum. 2 zincir aynı yere tekrar trabzan. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4.'ye trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4.'ye trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir ve aynı yere trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırada V'ler oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. 2 zincir, 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk V'min içerisine bakın burada bir V var. Bu V'min içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzan olmuş oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum ve bir trabzan daha yapıyorum. Yani 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. İpimi doluyorum. Diğer V'ye atlıyorum. Bakın buradaki bu V'ye. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Şuraya atlıyorum. 1, 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrardan 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Diğer V'ye atlıyorum arkadaşlar. 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Buradaki V'ye atladım. 2 3 zincir çek 3 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan 2 tane trabzan yapıyorum.
Son bir kez daha gösteriyorum. V'ye atlıyorum. İki tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere iki tane trabzan. Evet, bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 3 tane zincir çekiyorum. Ve şu yuvamın içerisine, bakın şuradaki yuvamın içerisine 10 tane trabzan dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi şurada iki tane, bakın iki trabzan, iki trabzan. Arada bir tane boşluk var, şurası. Bakın şu kısım. Buraya sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Tekrar yuvamın içerisine. 10 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şimdi şu aradaki şu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yuvaya yine hiç zincir çekmiyorum. Sadece ipimi doluyorum. 10 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine şu boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Bakın bu şekilde. Evet, şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şu boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet, benim bitti. Bakın şekilde döndü. Şimdi şöyle sondakini de yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve şu kısımla birleştiriyorum. Şöyle de bir zincir çekiyorum. Ve biraz uzunca ipimi koparıyorum. Çünkü bununla dikeceğiz. Evet, şimdi ipimizi iğneye takalım. Şimdi ipimi taktım. Düz kısmı içte kalacak. Yani şu şekilde düz kısmı içte kalacak şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Döndürüyoruz. Şöyle birazcık sıkı sıkı sarıyorum ben. Çok yayvan bir çiçek olsun istemiyorum. Ama eğer yayvan bir çiçek olsun istiyorsanız daha geniş sarın. Çünkü patiğin önünde kullanacağım için bana böyle sıkıştırılmış bir çiçek gerekiyor. Şimdi bakın. Şimdi bunu dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuralardan iğnemizi takıyorum. Şekilde. Şekilde iyice birkaç yerden dikiyorum. Bir tane de şöyle yukarıya doğru iç kısmından daha sağlam olsun diye çekiyorum. Şöyle iyice sökülmesin, sağlam olsun. İstiyorsanız bu şekilde yapın. Evet. Gördüğünüz gibi asla sökülmez. Şöyle bir tane daha yukarıda bir yerden çıkacağım. Şimdi düğüm yapabilirim. Şöyle ipimi de yürüteyim.
Evet, bakın gayet güzel, çok güzel bir gülünüz oldu. Evet, şimdi çiçeğimizi yaptık. Şimdi yaprak yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Şu yaprağın yapımına geçeceğiz. Bunun için de 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, 10, 11. Daha büyük yapmak istiyorsanız daha fazla sayıda zincir çekin. Şimdi ilk zincire bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Yanındakine battım. 3 tane var. Hepsini tek seferde çıktım. Bir tane çakma trabzan. İpimi doladım. Bir tane trabzan yapıyorum yanındakine. Ve ipimi 2 kere doluyorum. Batıyorum. Üçlü trabzan yapacağız. 2 de çıktım. 2 çıktım. 2 çıktım. Yani 3 kere de çıkıyoruz. 2 kere doladım. Bundan 4 tane yapacağız. 2 çıktım. 2 çıktım, 2 çıktım. Tekrar batıyorum yanındakine, 2 çıktım, 2 çıktım, 2 çıktım. Yanındakine batıyorum. 2 kere de çıktım, 2 de çıktım, 2 de çıktım. İpimi doladım. Bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Bir tane çakma trabzan yapıyorum ve bir tane de sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve karşıya geçiyorum. Yani diğer tarafından dolanacağım. Aynı şeyleri yapacağız. Bir tane sık iğne. Evet, bir tane çakma trabzan yapmıştık. Bir tane trabzan yapmıştık. 4 tane de üçlü trabzan yaptık. Karşılarına şu trabzan yapıyorum. Bir. Yani 3 kere de çıkıyoruz arkadaşlar. 2 kere sarıyorum. 3 de çıkıyorum. İpimi doladım. Batıyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. 2 çıktım. Üçüncüyü yaptım. 2 çıktım. 2 çıktım. 2 çıktım. Dördüncüyü yaptım. Şimdi trabzan yapacağım. 1. Çakma trabzan yapıyorum. 2. Sık iğne yapıyorum ve bitirdim. Şimdi şuradakine batarak şöyle bir CC ile birleştiriyorum. İpimi kopardım. Öncelikle şunu bir koparayım şuradan. Şunu da içinde yürütüyorum. Bunu gizleyeceğim. Şöyle arkada içinden yürütelim arkadaşlar. Tamamdır. Evet, yaprağımız da hazır. Şimdi bunları patiye dikmeniz gerekiyor. Yani bir tane patiğin altına şu şekilde iki yaprağımızı koyacağız. Üstüne de şöyle ve böyle patiğin iç kısmından bunları dikeceğiz arkadaşlar. Ben burada diktim. Sizler de dikin ve patinizi sonlandırın. Evet, bu şekilde bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Çiçekli böyle üç güllü harika bir patik yaptık arkadaşlar. Gerçekten yaptığınız zaman kalıp gibi bir patik. Kesinlikle bayılacaksınız. Çok da hoş duruyor ayakta. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yapacak olan tüm arkadaşlarıma kolay gelsin. Hepinize sevgiler.